Evlendirme değil, sözlendirme, nişanlandırma, tanıştırma yarışması. Aşka Gele hoş geldiniz. Yürekleri sevgi dolu insanlar, bugün dört tane pırıl pırıl erkeğimiz gelecek. Her biri birbirinden pozitif, birbirinden yakışıklı. Gördüğünüz zaman aklınızı yitireceksiniz. Böyle bir şey yok. Dört erkek, dördünü üst üste koy. Ne yani? Ve önce Korcan geliyor. Mehmet Ali Erbil'le aşka gel. Mehmet Ali Erbil'le aşka gel. Korcan, onlar kuru kafa mı? Üç tane. Kaç tane? Üç. Süpersin, süper. Gönlü sağlam mı? Senin yüreğinin o güzelliği bir kere suratına vurmuş. Aa, o tamamdır yani. İnsanların karakteri, kalbinin iyiliği, kıyafetiyle, biçimiyle değerlendirilmez. Yalnız burada benim ses geliyor. Geldim. Nerelisin? Ben Trabzonluyum. Burada... Mikrofonu nereye koydular seni? Şuraya. Sescim gelsin. Tamam, sescisi gelsin. Heh, şimdi öyle, tamam. Bunu çok öyle yapma. Burada... Şimdi duyuluyor mu? Kim duyuluyor mu? Duyuluyor, duyuluyor. Tamam. Yaş kaç? Yaş 21. 21. Oğlum nasıl beyaz attın saçlarını? Şurada ufak bir şey oldu. Aramızda kalsın. Bana bak, evde badana yaparken mi oldu? Bu gerçekten iyiydi. Ne okuyorsun? Maliye okuyorum, ODTÜ'de. ODTÜ'de. Of, benim hayalim ODTÜ'de okumaktı. Bak, doğru söylüyorum. Ha, şey işte, Erasmus'la şey gidemedim Mali'ye. Bari size geleyim dedim. İyi yaptın. Vay be, ODTÜ'de okumak önemli bir şey. Tabii he. Ya. Önemli bir kıstas yani. Çok kıstas değerli. Peki Korcan, otur bakalım. Geçmiyor. İki numara Hakan geliyor. Mehmet Ali Erbil'le aşka gel. Mehmet Ali Erbil'le aşka. Çok güzel. Yani Robinson gibi oldum en son. Hiç olmazsa ruhun dinlenmiştir. Aynen öyle. İstanbul'da oldu. Bıraktığın gibi. Daha da iğrenç. Ha, gittikçe iğrenç oluyor. Allah'tan bu dört çocuk var. Var. Yoksa? Allah'tan var. Bugün gerçekten şu kırmızılıya da verelim. Yukarıdaki son, yukarıdan ikinci kırmızılı hanımefendiye verelim, bir gösterelim. Bir numaralı yarışmacımız Korcan annesiyle beraber geldi. Annesi. Kalkar mısınız hanımefendi? Kalkar mısınız? Annesiyle gelmişler. Siz de kalkın ki yani bu kadar mı? Bakın. Anne. Gerçekten de yani bu kadar insan bir annesine benzer mi yani? Amca. Allah bağışlasın. Yani saçlarını size mi çekti? Nasıl? Size mi çekti saçları? Anlamadım. Yavrum ya. Benziyor tabii. Evet, evet. Saçları, kaderim babası bu. Kim bunun babası? Hatırlamıyor musunuz babasını? Hatırlıyorum ben tabii. Tabii hatırlıyorum. Ay Allah bağışlasın. Askerde, askerde. Baba askerde mi hala? Baba 25 senedir askerdi, Allah kavuştursun. Uzun şu an. Sürdü. Hayırlı tezkereler. Uzun sürdü. Teşekkür bayağı... ederim. İrar. Teşekkür ederim. Peki hayırlı tezkereler efendim. Teşekkür hayırlı ederim. Ah yavrum, askerden gelecek diye bekliyor adam. Kim bilir askerliği bitirdi nerelerde adam. Evet, şimdi iki kızımız var. İki kızımızdan. Aa, ama önce... Bize yardımcı olacaksınız. İnşallah. Çünkü dört çocuğumuz da gördünüz yani, çiçek gibiler hepsi de yani. Bir tanesinin anası da burada. Korktum zaten içeride. Yani gerçekten böyle bir misyonumuz da var. Kaybolan anasını da bulduk çocuğun. Babası da askerde. Baba da askerde. 25 yıldır askerde bekliyor kadın hala yani. İnşallah hayırlı tezkereler olsun efendim. Şimdi kızlarımız çok güzel. Yani ben bugüne kadar iki tane böyle yan yana kız görmedim. İkisinde bal rengi gözleri var.
Şimdi soru soracağız. Kızlardan biri maalesef gidecek. Buyurun. 10 yıllık evliyiz. Belediye spora yazıldım. Ne? Pardon? Belediyeye mi yazıldın? Ne diye Allah aşkına? Ben nasıl uydurdum ama? Birdenbire. Belediye yandım. Spora yazıldım anlıyorum. Ben de öyle anladım. Öyle var mı? Doğru mu? Ben çevirdim evet. Belediye spora mı yazıldın? Hep istemişimdir yazılmak. Belediye spor. Sağ bek oynamak istemişimdir hayalimden biri yani. Allah Allah. Tokat Büyükşehir Belediyesi mi? Tokat Büyükşehir var mı? Neyse devam edeyim mi? Buyurun efendim. Tamam. Çok şık kıyafetler giymeye, bakım kremleri, pahalı parfümler kullanmaya başladım. Bir tane tane okursak biz de anlayalım, kız da anlasın. Çok şık kıyafetler şık. Giymeye, bakım kremleri, pahalı parfümler kullanmaya başladım. Sen. Bütün bunları sen yaptın. Parfüm kısmı doğru da bakım kremi ne abi? İşte sürüyorsun orana burana kremleri. Tamam. Benim hakkımda ne düşünürsün? Benimle... Anladın mı? Anladım. Helal olsun bana. İlk önce karşıma alırdım. Parayı nereden bulduğunu öğrenirdim. Eğer maddi durumumuz uygunsa bir sorun çıkartmazdım. Uygun değilse gereken konuşmayı yapardım. Gereken konuşma ne olur? Gereken konuşma tartışmadan, kavga etmeden, izah ederek, saygılı bir biçimde maddi durumumuza uygun olmadığını söylerim. Bak. Yeni nesil akıllı. Bak yeni nesile bak ne kadar akıllı. Sen olsan dersin ki kocacığım canın sağ olsun ne varsa işte. Yok ben de kremleri kahvaltıda ekmeğine sürdürürdüm yani. Yani erkek. Abartma diye. Erkek krem süremez mi kullanamaz mı canım? Ama kremler diyor Mehmetciğim. Kremler. Malicim. Yani kremlerden kastınız ne beyefendi? Yani ben de Allah. O da bilmiyor. Kremleri neyle sürüyorsunuz parmakla mı yoksa yani... Spatula mı diyorlar? Ne diyorlar? Öyle diyor. Bir alet kullanıyor musunuz sürerken? Yani şimdi öyle kazık bir soru geldi ki ya. Kazık kullanıyorum. Yerim ben seni ya. Hayır biz buradan çalışmamıştık. Aşkım Bey siz ne diyorsunuz böyle bir durum yani? Yani. İlişkide böyle erkeğin çok üstüne birdenbire düşmesi, bakımına düşmesi filan. Yani aşıksa kendine bakmaya başlıyor ama aşırı bakım... Kadın için itici olmaya başlıyor. Bir erkeğin yani aşırı bakımlı olması kadın için biraz sıkıcı, itici bir durum olabilir. Ya ben çünkü... hayatımda hamama gitmemiş adamım ya. Hamam. Bir eksiklik değil de. yani. Temiz ve bakımlı olmak önemli ama aşırısı sanki biraz zararlı olabilir. Evet. Hanımefendi siz ne diyorsunuz bu? Doğru söylüyor kızlar vallahi haklı. İki numara ne diyor bakalım? Pardon ben biraz dalmıştım da. Ya sonuçta 10 yıllık evliyiz. Ay biz nereye geldik bilmiyorum vallahi tüker. 10 yıllık evlisiniz. Ya sonuçta 10 yıllık evliyiz yani. Onun hakkında farklı bir düşünceye sahip olamam. Sonuçta onu 10 yıldır tanıyorum. O benim eşim. O yüzden farklı bir düşünceye sahip olmazdım yani. Şüphelenmezdim işte beni aldattığını düşünmezdim. Sadece benim için yaptığını düşünürdüm. 10 yıldır bu evlilik sürüyorsa... Devamında gelir diye düşünüyorum. Eşini de bir görsen saçları senden uzun yani. Peki. Ya bir de eşimin kişiliğine bağlı olsa gerek. Ya kişiliğinden bir problemimiz yok Allah'a şükür yani. Annesi de burada zaten gör anası. Bak kayınvaliden de burada gördün mü kaynananı? Kaynananı gördün mü? Kızım kaynananı gördün mü? Gördüm. Bunun da oğlunu tahmin et artık. Ediyorum. Evet, iki numaranın sorusu geliyor efendim. Evet, Ceyda'ya teşekkür ederim. Evet,
gitsin? Bana bir saniye verin. Lütfen. Önemli bir karar çünkü çocuk için. Saygı duyalım. Anası da burada çünkü. Yani o düşünürken anasını da alalım. Gerilim müziği de yap istersen yani. Anneyi bakın, sor anne. İki olsun. Bir dakika, anası da burada. Anana sordun mu? Anne ne diyorsun? Hangisi gitsin, anası? Bir gitsin. Bir kim ki? İki, ha, bir numara gitsin. Oynadı, bir gitsin. Bir gitsin diyor ana. İki mi diyorsun anne? Bir gitsin diyor ana. Bir. Ben iki dedim ama çok bir az kaldı. Bir buçuk olsun. Olmuyor. Ne olsun, güzel bir oynadı. Buçuk mu gitsin? Aa, çok güzel oldu. İkisin. Hangisi gitsin? Kulis yapabiliyor muyuz arkadaşlar? Ne? Kulis yapabiliyor muyuz? Kulis yapamıyorsunuz efendim. Subjektif. Tamam. İstersen ben gideyim yani. İki, tamam. İki, iki gitsin dedi. Burada, burada. İki numara gitsin. Yani anladığım kadarıyla iki numara çok güzel oynuyor. Alkışlardan evet. Da belli ama benim verdiğim soru hiç beni sorduğum soru hiç beni tatmin edici cevap vermedi. Aa, enteresan çocuklar. Aa. Yani iki. Sen zaten hazırlıklısın. Mikrofonu da çıkarmışsın. Ama ne kaybettiğinizi bir görün. Ne kaybettiğinizi bir görün şuna. Güle güle, güle güle sana, güle güle. Güle güle. Gelecek. Bakalım kim olacak bu? İşte soru geliyor. İlki senin evine geleceğim. Baş başa olacağız. Benim için hazırlayacağın romantik ortamı tarif eder misin? Öyle şeyler hazırlaman lazım ki flört teklifini kabul edeyim. Eve mi çağırdı seni? Çağırmışım demek. Anlamadıysan tekrar okuyabilirim. Yok yok, anladım. Bir dakika, başlayalım şimdi. Anlamadıysan kafana da vurup bunu anlatabilirim yani. Madde 1 önce bir akvaryum alırım. Madde 2 kapıcıyı kovarım. Çünkü büyük ihtimalle saat 7'de gelip çöpü almak için aramızı bozabilir. Sen de saat zaten 7 gibi falan gelirseydi, akşam yemeği olacak. Onu da bir düşünmek lazım. Onun dışında akvaryum belki işe yarıyor ama biraz da belki yemek olabilir. Biraz salata, ne dersin? Vejetaryen mısın? Hayır. O zaman bonfile. Yemek mi yapıyorsun kıza? Yani. Hazırlık yapıyorsun. Yemek biraz yapabiliyorum ya, az çok. İyi erişte yapıyorum. Yani ilk, yeseniz, ilk kez evine davet ediyorsun. Bu, buyurun beyefendi. Siz. Mesela örnek benim şöyle güzel bir müzik hazırlarım. Ha. Güzel. Bunlar senin ne yaptığınla ilgilenmiyorlar. Nasıl yaptığınla ilgileniyorlar. Yani neler konuşacaksın? Diyalog ne olacak? Anlamadım, içerik aşkım ne olacak? Bey biraz açar mısınız? Nasıl, erkek, ne yaptığınla değil, nasıl yaptığınla. Yani şimdi kadın, anlamadım. Şimdi soruyorsunuz mesela erkeklere, kadınlara ne yapacaksın? İşte onu evde ağırlayacağım, yemek yapacağız, yemek yiyeceğiz, dans edeceğiz. Kadın yapılan eylemlerle ilgilenmiyor çok fazla. O eylemleri nasıl? Yani tarzınla ilgileniyor. Sunum. Seni. Sunumla ilgileniyor, evet. Gerçekten içten mi, samimi mi? Ama ben senin bunları yapabileceğine inanmıyorum mesela. Tanrı bir potansiyel yok. Bir tipinde bir tuhaflık mı arıyorsun? Anlamadım böyle. Yani. Aşkım Bey. Yani ama ben onu ölüyorum. Ben onu çok sevdim. Yani yok tabii ki, bu kadar kompleksiz değil mi? Yani hiç. Sıfır kompleks. Sıfır kompleks yani. Nasıl aşmış her şeyi, bitirmiş yani. Koçum benim. Benim burada düşüneceğim şey yani bodozlama dalacak, şey yapacak. Böyle. Ama bunda bodozlama dalacak bir tip de yok. Ben size söyleyeyim. Yok. Yok öyle bakma, sen bunun panikliyor, duygusal diyor, bir tarafı heyecanlı var. Heyecanlı, muhakkak iyi insan. Tipine bakarak hiç kimsenin haddi değil de yorum yapmak. Ama böyle kelimelerine, düşüncelerine bakıyorum. Çok heyecan yaşayacaksın, panikleyeceksin gibi geliyor gecede. Şimdi peki bunun artık bir kuralı muralı kalmadı değil mi? Onları anlatmaya çalışıyorum. Mesela hayvanlarda var o. Aşık olduğu zaman rengi değişen değil mi? İnsanlarda şekli da öyle. Değişen. İnsanlarda da oluyor bu. İnsanlarda da oluyor evet, mu? Evet, erkeklerde vücutların üst kısmı kabarmaya başlıyor. Pardon, anlamadım. Vücutların üst kısmı kabarır. Siz bir çıkar mısınız? Bir 10 dakika. Bırak ben de öğreneyim bu yaştan sonra.
Yeni öğreniyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Hindi gibi yani. Hindi gibi kabarıyor mu erkeklerde? Anatomik bir şey. Çok gözle görülmeyen ama dikkat edersen. Ama düşünsene şu bizim oğlanın kabardığını düşünsene korcanın yani. Erkek aşık olunca. Şimdi sıra geldi erkeklerin dans yeteneklerine. Ya. Güzel. İşte bir numara korcan giriyor. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Open Gangnam Style. Okay. Ve Türkiye sana ne lazım? Birbirimizi çok seviyoruz. Bana mı diyorsun? Sizi seviyorum zaten. Ama ben de sana karşı hep bir tedirginlik var. Nedenini sordun. Ben de vücudumun aşırı tüylü olduğunu söyledim. Pardon? İlişkimiz açısından bu sorun yaratır mı? Sorun yaratmaz. Çünkü herhalde epilasyonu karşılayacak kadar maaş alırım herhalde. Yani tüy kıl benim için problem değil ya. Pardon? Yani... Bende de tüy var, ne olacak yani? Ama kadının da tüylü olması biraz... Bence o daha doğal yapar. Şaşırmış bu. Bir dakika, o alkışlayanları görmek istiyorum ben. Tüyleri göstersin. Evet, size sorayım hanımefendi. Siz... siz gülüyordunuz, siz ve alkışladınız yani. Bir dakika, evet.
Son lafı hoşuma gitti yani. Kadının doğal hali deyince hani. Doğal hal demek kıllı akıllı mı demek? Ya tabii ki de. Kadının en güzel hali bakımlı halidir de yani. Doğal olunca daire oluyor ya. Onun için ben beğendim yani alkış yaptım. Hani düşünsene kıllı kıllı böyle ha? Yok yani. Yoksa yani ben gider mağazadan manken alayım yani. Cansız manken alayım yani. Ha cansız manken alayım diyor. Aynı o da şey. Diyor. Tıraş edilmiş. Ama aynı şey değil ki yani. Tercihler farklı tabii. Tercihler tabii farklı. Saygı duymak gerekiyor. Ben hemen danışmanımıza danışıyorum. Evet. Rock müziği çalsın. Nerede yazıyor 400? Ay o 458'i görene kadar da. Evet 2 numara Hakan geliyor. Siz yatmaz hacı dağda o canıma değsin. Evet şimdi sıra geldi. Kağıtları bırakabiliriz artık. Şarkı. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasına. Dinle dinle. Buyurun dostlar buyurun. Buyurun dostlar buyurun. Buyurun dostlar buyurun. Buyurun dostlar buyurun Halil İbrahim sofrasında. Ne iki numara geliyor efendim, dikkat. Şimdi çok önemli bir karar. Bir numara kalsın diyenler. İki numara kalsın diye. O kendi kararını kendi verir. Kim gitsin? İki gitsin. İki gitsin dedi. Bırakabiliriz mikrofonu. Güle güle yavrum, güle güle, güle güle sana, güle güle, güle güle, güle güle, güle güle. Dans et. Evet, 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 evet. İşte, yıllardır birbirine. Yıllardır ilk defa birbirine yakışan bir çifti anons edeceğim. Erkek tarafı olarak anneciğim hazır mısınız? Gel oğlunun yanına gel gel. 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 Gel oğlunun yanına gel. İlk defa böyle bir şey. Ay, anasına bak oğlunu al derler ya yani. Bu kadar mı olur? Naşideciğim sen de bu anı ölümsüzleştirelim o parçanla. Gel hayatım gel. Gel oğlunun yanına. Evet yüzüğü de kıza takacaksın herhalde değil mi? Çok düşünceli bak yüzüğü de takacak kıza takacak. Gel. Gel anası. Ana oğlu ilk defa bu olay gerçekleşiyor. İlk defa bu olay gerçekleşiyor. Bu an gerçekten internete düşer. Her yere düşer. Kızım hazır mısın? Analı kız, analı olanlı. Ve işte paravan açılıyor, Naşide geliyor.
Kıza bak.